Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi üçgende benzerliğin ikinci konu testiyle devam ediyoruz sorularımızı çözmeye arkadaşlar. Bakalım bir numaralı sorumuz neler söylemiş bir okuyalım. DE'nin AE'ye oranı 2'ye 1 demiş. Demek ki şuraya ben 2K dersem buranın 1K olacağını biliyorum. Hatta hemen şuradan bir paralel çizersem arkadaşlar. Şurayı kapattığımda bakın burada 2'ye 3 oranı mevcut. 2 bölü 3 şu çizdiğim bölü 12 olacak. Yani 2 bölü 3 olması için demek ki buranın da 8 olması gerekir diyeceğiz. Sonra başka neyi soruyor? AE'yi yani K'yı soruyor bize dostlarım. Başka neler yapalım diye düşünüyorum. Şuradan bir kelebek gördüm ben yine. Kelebek üçgeni fark ettim arkadaşlar şurada. Bakın 2'ye 8 oranı yani 1'e 4 oranı var. O halde şuraya ben A birim dersem şuranın da 4A olacağı aşikar. Ya da şuraya B birim dediğimde şuranın 4B birimi olacağı da aşikar diyebiliriz arkadaşlarım. Şimdi bir de Öklit bağıntısı yapalım hemen. İsterseniz şu dik üçgende D, E, C diklikten diklik indiği için hemen Öklit'i çakalım. 2'nin karesi yani 4 yakın olan B çarpı hipotenüsün tamamı 5B. Yani 5B kare 4. O zaman 4 bölü 5 eşittir B kare gelir. B'miz de buradan ne çıktı? 2 bölü kök 5 geldi diyebiliriz B için. Şimdi B'yi de bulduk. O zaman şurada komple dik üçgende, şu dik üçgende yani. Bir de Pisagor bağıntısı çakıp 2K'yı bulalım arkadaşlarım hemen. 2K'nın karesi artı 4K kare yapar. Artı 2'nin karesi 4 yaptı. Eşittir 5B'nin karesini. Yani 5 tane B'nin karesi 25B kare yapar. B kareyi de biz 4 bölü 5 diye bulmuştuk. Onu da yazdık. Şimdi burayı bir toparlayalım. 5'e bölelim. 5'e bölelim 5. Şurası 20 yapar. Bu 4'ü 20'nin olduğu yere alırsak 16 kalır burada. 4K kare 16'dır. 4'e bölersek K kare eşittir 4. Kare kökünü aldım. K'yı da 2 buldum. Zaten bana da K'yı soruyordu bu adam dedi. Ve geçtim ikinci sorumuza. Evet, eşitlikler görüyoruz arkadaşlar. Hatta şu eşitliğin özel bir durumu var bakın. Şuradaki şu çizgi buna kesin paralel. Nereden anladın hocam? Çünkü burada da 2'ye bölmüş, burada da 2'ye bölmüş. Hatta bunun ismi orta taban diyorduk değil mi biz dostlar? Demek ki şu AC uzunluğunun tamamının 6 olduğunu söyleyebiliriz. 3'ün 2 katından dolayı. Şu odaklanmamızı da tam ayarlayamamışız arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Hemen odaklanmayı da şöyle bir ayarlayayım. Daha güzel gözüksün sorularımız. Evet. Burayı da 6 bulduk. Başka neler demiş? AFFC'nin 2 katıdır demiş. O zaman 2'ye 4 olacak şekilde. Burası bölünecek. Bakın bir de paralellikten dolayı şurada bir Z harfi geldi. Buranın da 60 derece olduğunu gördüm. İkizkenar üçgenin tepesi 60'sa tabanları da 60'tır. Demek ki burası eşkenar üçgen. O zaman burada 2. Bu da 2. Nereyi soruyor? BC'yi soruyor. 4'ü yapıştırdık. Üçüncü sorudayız. Paralel kenar vermiş arkadaşlarım. Hemen şu açıya A derece diyorum. Bakın şurada bir Z harfi var. Şurası da kesinlikle A derece olacak dedim. Şimdi A 90. O zaman şuraya B yazalım. A 90. Buraya da mecbur B yazmak zorundayım diyorum. Şimdi iki üçgenin benzer olduğunu gördük. Bir de oran vermesi lazım bize. Evet vermiş. AE, DE'nin iki katıymış. Yani şurası K, burası 2K. O zaman buraya da 3K yazalım. Ve benzerliğimizi yapalım. Bakın bu üçgende 90'ın karşısına 2K yazmışım. Bu üçgende 90'ın karşısına 3K yazmışım. Demek ki 2 bölü 3 benzerlik oranları eşittir. Burada A'nın karşısına 2 yazmışım. Burada A'nın karşısına da X yazmışız. O zaman 2'ler giderse 3'ler birbirine eşit olacak. Cevabımız Adana'dan çıktı. Dördüncü sorumuzdayız. Hemen bir okuyalım sorumuzu. Bakalım neler söylemiş. G ağırlık merkezi demiş. Dik üçgenden iniyor. BD DC'ye eşit. O zaman ben şuradan kenar ortayımı çizersem tam şu Denizli noktasına gelmek zorunda. Yani burası düz bir çizgi olmak zorunda arkadaşlarım. Bakın şurada Pisagor'u çakalım hemen. Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4, topladım 9. O zaman burası 3 yapmak zorunda. 9'un kare kökü 3.
Burası 3 ise şuranın 6 olması lazım. Neden? Çünkü ağırlık merkezinin özelliği tabana 1, açıya 2. Bu kenar ortay 9 ise şuranın da 9 olması lazım. Bu tarafın da 9 olması lazım. Çünkü muhteşem üçlüydü değil mi arkadaşlarım bu? Dik açıdan inen kenar ortay hipotenüsün yarısına eşit olmak zorundaydı. 9, 9 burayı da bulduk. Başka ne diyor? BDDC eşit, tamam onu gördük zaten. DE X nedir diye de bir soru sormuş. Şuradaki X'i istiyor bizden. Şimdi ben şöyle yapayım. Şuradan aşağıya bir diklik indireyim. Ve bir benzerlik çakayım arkadaşlar. Bakın şurada. Şu diklikle kök 5 ile yani şu benim indirdiğim diklik paralel oldu. Burayı 3'e 6 diye böldüyse bu tarafı yani 1'e 2 diye böldüyse bu tarafı da 1'e 2 diye bölmeli. O zaman burası 2 ise şuraya ben kesinlikle 4'ü yazmalıyım. Yine 1'e 3 oranı var değil mi? 2'ye 6, 1'e 3 oranı var. O zaman kök 5 1 ise buraya da 3 kök 5 yazmalıyım bu yüksekliğe. Bu da tamamdır. Şimdi son darbeyi vuruyorum. Şunların benzerliğini yapalım. Bakın x ile şuradaki 3 kök 5'in benzerliğini yapalım. X bölü 3 kök 5 yazıyorum şuraya. X bölü 3 kök 5 eşittir 9 bölü şuranın tamamı. 9, 6, 15. 9 bölü 15 dedik. Şimdi sadeleştirelim. 3'e bölelim 3. 3'e bölelim 5 gelir. İçler dışlar yapalım. 5x eşittir 9 kök 5 oldu. X eşittir 9 kök 5 bölü 5. Yani 9 bölü kök 5 de diyebiliriz. Aynı şeydir. Cevabımız Edirne'den çıktı. Evet. Geçeriz 5. sorumuza. Hemen okuyalım. F noktası diyor. ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. 9'u vermiş. AB'yi 8 vermiş. Onu bir gösterelim. Şurası 8. AC'yi 10 vermiş. Burası 10. Dostlar 8'e 10. F noktası iç teğet çemberin merkezi ise açıortayların kesim noktası olacaktı. Şuradan çizdiğim doğru kesin açıortay olacak. Hemen bunu bir gösterelim. Tabi burada bir de Z harfi çıktı. Bakın paralellikten dolayı böyle bir taktik öğretmiştim ben size zamanında videonun birinde, artık hangisinde öğrettiğimi bilmiyorum. Bir soruda hem açıortay hem paralellik varsa Z harfinden ikizkenar üçgen bulursunuz demiştik. İşte ikizkenarımız burası. Aynı şeyi bu tarafta yapıyorum. Bakın CF'yi birleştirdim. Bu da bir açıortay ve yine Z harfinden bu da aynı açıya eşit. O zaman şurayla da burası birbirine eşittir diyorum. Şimdi bu açıortayı, üçüncü açıortayı da çizelim biz hatta şöyle. Bunun da kesin açıortay olduğunu biliyoruz. Çünkü iç teğet çemberin merkezinden geçiyor. Şöyle bir kural öğrenmiştik. Kolların oranı ne? 8'e 10. O zaman bu açıortay indirirsem 8K'ya 10K. Yani 4K'ya 5K diye bölecek burayı. 4'e 5 diye bölecek. Hatta buradan çizdiğimiz bütün paralel doğruları 4'e 5 şeklinde bölecek. O zaman burası 4K. Burası da 5K'dır diyebilirim arkadaşlarım. 4K'ya 5K diye böldüm. Şimdi devam ediyoruz. Tabii burası 4K ise burası da 4K. Burası 5K ise burası da 5K. Hatta şurası 8-4K ve şurası 10-5K. Nereyi istiyor? DE'yi. 9K'yı istiyor bizden. Önce biz bir K'yı bulalım. Şuradaki benzerliği yapalım. 8-4K'nın, şurası okunuyorsa, 8-4K'nın tamamına yani 8'e oranı eşittir diyorum. Eşittir. 9K'nın 9'a oranı. 9K'nın 9'a oranı. Hatta bu 9'ları sadeleştirelim. 8 ile K'nın çarpımı 8K eşittir. 1 ile şurayı çarpalım. 8-4K. Buradan 12K eşittir 8. K eşittir. K eşittir 8 bölü 12. Yani 4'e bölerek yazıyorum. 2 bölü 3. Benden ne istiyordu? 9K'yı istiyordu. Hemen 9 ile 2 bölü 3'ü çarpıyorum. 18 bölü 3'ten 6 geldi sorumuzun cevabı diyorum. Ve geçiyorum 6. soruya. DK'yı istiyor bizden. Bir oran vermiş. Şu oranın hepsine biz bir K dersek AFK olur. DFK olur. BD2K olur. Sonra şuraya bir X diyelim. DK'yı istiyor çünkü bizden. Bakın burası 2'ye bölme işlemi yapmış. 2K'ya 2K. Paralel olduğu için Edirne'de de 2'ye bölme işlemi yapacak. Burada da demek ki şurası x artı 6 ise
Burası onun 2 katı olacak. Yani 2x artı 12'dir burası toplamda. 2x artı 12 de hatta 2'ye bölünmüş. X artı 6. X artı 6 diye de buraya yazdım. Şimdi son olarak şuradaki şu x'in x artı 6'ya paralel olmasını konuşalım. Şu üçgende klasik benzerliğimizi yapalım. 1 bölü 3 olur. Eşittir x bölü x artı 6. Evet, buradan 3x eşittir x artı 6, 2x eşittir 6, x eşittir 3. Zaten x'i arıyoruz biz, geçtik bir sonraki sorumuza. Evet, eşit açı görünce hemen aynı harfi yazacaktık arkadaşlarım. Şunlara A diyelim. Şuraya bir B yazalım. A, şurada 90 var. Burada da B var. A, 90, B'leri yerleştirelim. Şimdi bu hatta 9, 12, 15 üçgenidir. Bunu da yazalım. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Küçük üçgende, yani şu taradığım üçgende A'nın karşısına 9 düşmüş. Büyük üçgende A'nın karşısına 12 düşmüş. Küçük üçgende B'nin karşısına 12 düşmüş. Büyük üçgende B'nin karşısına 9 artı X düşmüş. Pekala. Hemen şimdi bunu bir toparlayalım. 3'e bölelim 3. 3'e bölelim 4. Şunu bir daha 3'e, bir daha 3'e bölelim 4. Sonra içler dışlar yapalım. 4 ile 4'ün çarpımı 16 eşittir. Şurada 1 kaldı. 1 ile 9 artı X'in çarpımı. Buradan da X 7 geldi diyebiliriz dostlar. Evet, 8. soru bu da biz. Bakar bakmaz bir kelebek üçgen gördüm. 3'e 5 oranı var. O zaman şurası 3K, şurası da 5K. Nereyi istiyor? AE'yi istiyor. X diyelim. Şimdi şuna paralelliğinden klasik benzerliğimizi yapıyoruz arkadaşlarım. Hemen yapıyorum. Küçük üçgenin, yani üstteki üçgenin sağ kenarı, büyük üçgenin sağdaki kenarı. O zaman X bölü X artı 4 eşittir diyorum. Küçük üçgenin tabanı 3K, büyük üçgenin tabanı da 5K. K'lar sadeleşeceği için yazma. İçler dışlar yapalım. 5x eşittir 3x artı 12 olur. 2x eşittir 12'den x eşittir 6 geldi. Zaten x'i soruyor bize dedik. Evet, bunu gömdük. 9 numaralı soruyla da devam ediyoruz şimdi. Yine eşit açılar görüyorum. Hemen hiç düşünmeden aynı harfi yazalım. A diyelim. Şuraya bir B yazalım. Şuraya bir C yazalım. Bakın A, B, C. Şimdi büyük üçgene bakın. A var, B var. O zaman şu üçüncü açının tamamı da C olmalıdır dedim. Sonra bir de oran vermiş. BD'ye K derseniz diyor. DC 2K olacak. Hadi benzerleyelim artık. Şimdi küçükte, şu üçgende daha doğrusu, bu üçgenle en büyük üçgeni benzerliyorum. Bu üçgende C'nin karşısına 4 kök 6 yazmışız. Bölü büyük üçgende C'nin karşısına 3K yazmışız. Eşittir. Küçük üçgende A'nın karşısına 2K yazmışız. Büyük üçgende de A'nın karşısına 4 kök 6 yazmışız. Hadi bir toparlayalım burayı. 3 kere 2 6K kare yapar. 6 tane K kare eşittir. 4 kök 6 ile 4 kök 6'nın çarpımı. 4'leri çarparsam 16 yapar. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı da 6 yapar. Hatta şu 6'lar sadeleşti. K kare 16. K'yı da 4 bulduk. Nereyi istiyor? BD. Yani zaten K'yı istiyormuş. 4'ü de yapıştırdım hemen. Evet, 10. sorumuz. X nedir diye soruyor. 3 var, 6 var, 7 var. 2 tane dik üçgenimiz var. X nedir diye bir soru sorulmuş. Hemen dik üçgenleri görünce şöyle A, B yazalım. A, 90, B. B, 90. Şuraya da A'yı yapıştıralım. Şimdi benzerliğimizi yapalım arkadaşlarım. Bakın şu üçgenle, şu büyük dik üçgenle, şu maviyle kalınlaştırdığım şu dik üçgeni benzerleyeceğim ben. Bakalım bir şeyler gelecek mi buradan diye bakıyoruz şimdi. Evet, bakalım neler geliyor. Şimdi burada şunun 90'ının karşısını biliyorum. Burada bunun 90'ının karşısını bilmiyorum. B'nin karşısını biliyorum. A'nın karşısını biliyorum. Evet, başka da bir şey yok. Şurada A'nın karşısı X. Şunu da bakalım bir de. Çünkü oradan gelmeyebilir. Şurası da B diyelim. Bakın şu küçük üçgenle yine bu kırmızı büyük üçgeni benzerleyelim. A'nın karşısına X yazmışız. Büyükte A'nın karşısına, yani kırmızıda 3 yazmışız.
Burada b'nin karşısına 6 yazmışız. Burada b'nin karşısına da toplam 7 artı x yazmışız. Buradan x'e 2 derseniz, evet 2 bölü 3, 6 bölü 9 oluyor. 2 bölü 3 yani. X'in 2 olduğunu görüyoruz dostlarım. 11. soruya geldik. Yine K iç teğet çemberin merkezi. Bakın ne demiştim birkaç soru önce. Açıortay demek iç teğet çemberin merkezi. Açıortayların geçtiği nokta. Yani şurası kesinlikle açıortay. Şurası da kesinlikle açıortay. Hatta bir soruda açıortay ve paralellik varsa Z kuralı yapın, ikizkenar bulun demiştik. İşte şurada bir Z kuralımız mevcut. O zaman burası da noktalı açı. Demek ki burada 4. Aynı şeyi bu tarafta bakın Z'yi yaptım, gösterdim. İkizkenar üçgenden şuraya da 5'i yazdım. Şimdi hemen şuradaki benzerliğimizi yapalım. X bölü X artı 4 diyelim. Şurada yazayım ben hatta aşağıda. X bölü X artı 4 eşittir 9 bölü 12. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. İçlerimi çarptım. 4x eşittir 3x artı 12 oldu. X eşittir 12 geldi. Şurayı 12 bulduk arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi yine bu taraftan y için de bir benzerlik yazabilirim. Yani y bölü y artı 5 eşittir 9 bölü 12 diyebilirim. Ya da hani şu üçüncü çizdiğimizde açıortay ya arkadaşlar. Bu daha kolay olacak. Bakın açıortayın özelliği neydi? Ayak 4, kol 12. 3 katı. Ayak 5 ise bu kol ne olacak? 3 katı olacak. 15 olacak da diyebilirim. X ile y'nin toplamını soruyor. 12 ile 15'in toplamı da 27 yapar dedim. Evet, 12. sorudayız. Bize bir açıyı BAC'yi 120 derece diye vermiş. Şunu da eşkenar üçgen demiş. O zaman bu madem ki eşkenar üçgen, şunları bir tık tık yapalım. Şuraya 60 diyelim, şuraya 60 diyelim, şuraya 60 diyelim. Şuraya 120 yazalım. Tabii ki şu açımız da şöyle dışarıda gösteriyorum. 120 derecedir. Arkadaşlar şu küçük açıya bakın, şuna bir A derece yazarsam, şimdi A var, 60 var. O zaman şuradaki açıya 60 eksi A yazmalıyım ki, çünkü toplamları 120 olacaktı buranın tamamı. Peki bakın 120 var, 60 var. Şuraya da A yazmalıyım ki 180 eksi A burada var. Bir A da ben buraya yazarsam 180'e tamamlamış olurum. Dolayısıyla bakın şurada da 120 var, A var. Şuradaki açımızın da 60 eksi A olduğu gözüküyor. Yani aslında bizim şu üçgenle şuradaki üçgenimiz birbirine benzer üçgenlermiş dostlar. Hadi benzerleyelim. Burada A açısının karşısına 2 düşmüş. Şuraya yazıyorum. 2 bölü. Burada A açısının karşısına eşkenar üçgenin bir kenarı düşmüş. X diyelim. Bize de zaten AD'yi, yani eşkenar üçgenin bir kenarını soruyormuş. X eşittir. Burada 60 eksi A açısının karşısına bakın X düşmüş. Burada 60 eksi A açısının karşısına da 8 düşmüş. İçleri çarptım x kare, dışları çarptım 16, x eşittir 4 geldi. Evet, şu sorudayız. Yine eşit açılar görüyorum, hemen hiç düşünmeden aynı açılara A, A, B, B yazıyorum. Hatta bakın şu A ile şu B'nin toplamı, şimdi bunun aynısından bir tane daha çözmüştük. 2 iç açı 1 dış açıya eşitten buraya da A artı B'yi yazdım. Dolayısıyla şunu fark ettim. Burası A artı B. Burası A artı B. Yani şunlar ikizkenar. 4 ise burası. Buranın da 4 olacağını ben biliyorum artık. Tamam. Şimdi nereyi istiyor? BD'yi istiyor. X diyelim bu BD'ye. Şimdi birbirine benzer iki üçgen bulacağız arkadaşlarım. Bakın şöyle yapalım. Şu açıya da bir isim verelim. C diyelim biz. Şuna da. Şimdi şurada A var. C var. Şuraya bakın, büyük üçgene bakın. A var, C var. Üçüncü açımız ne geldi? 2B artı A. O zaman bunun da üçüncü açısı 2B artı A olmak zorunda. Şimdi artık ben şu küçük üçgenle en büyük üçgenin açılarının eşit olduğunu ispatladığım için benzerleyebilirim. 2B artı A'nın karşısında küçük üçgende ne var arkadaşlarım? 4 var. O zaman 4 bölü diyerek başladım. Peki büyük üçgende 2B artı A'nın karşısına ne yazmışız biz komple hepsine? 4 artı X yazmışız. Eşittir. Küçük üçgende A'nın karşısına 1 düşmüş. Büyük üçgende de bakın A'nın karşısına 4 düşmüş. Buradan 16 eşittir 4 artı X olur. 12 eşittir X gelir arkadaşlar. Evet, 14. sorumuz bir dikdörtgen sorusuymuş. Alan ABCD'yi vermiş. 48 CH'ı da
6 vermiş bize. Oba, güzel soruymuş. CH'da 6 ise diyor. Buna göre DE acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım neler yapacağız şimdi. DE'yi de vermiş. Daha doğrusu DE'yi soruyor. Şimdi şu alanı bir konuşacağız ilk önce arkadaşlarım. Hatta neler yapalım? Şöyle bir düşünüyorum arkadaşlarım. Şuradaki açıya A diyelim. Şu açıya B diyelim. Şurada bakın A 90 B var. Şimdi şu Z harfini yaparsam şurası da A açısı olur. E burası 90 olduğu için buraya da B yazarım. Şimdi şu kenar uzunluklarına da isim verelim. Şuraya X diyelim. Şuraya Y diyelim. Şuraya da Z diyelim. Burası da X artı Y oldu. Şimdi soru bize alanı vermiş. Yani alan nedir normalde dikdörtgenin alanı? Kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımı. Yani Z ile X artı Y'nin çarpımını bize 48 birim olarak vermiş. Şimdi bir de benzerlik yapalım arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Bakın küçük üçgende A'nın şu üçgende. A'nın karşısına 6 düştü. Bölü. Şu üçgende onu da mavi yapayım arkadaşlar. Şurada. A'nın karşısına X artı Y düştü. Eşittir. Küçük üçgende yine 90'ın karşısına Z düştü. Büyük üçgende 90'ın karşısına DE düştü. Zaten DE'yi arıyoruz. Buradan içleri çarparsak Z çarpı X artı Y eşittir 6 tane DE geldi arkadaşlar. E biz Z ile X artı Y'nin çarpımını alandan biliyoruz. 48. Peki demek ki 6 ile bir şeyin çarpımı 48. Neyin çarpımı 48? Tabii ki 8'in DE'yi 8 bulduk. Geldik bu sorumuza. Yine eşit açı görüyoruz. Hemen A, A, B, B yazdım. Bakın şu A ile şu B'nin toplamı 2 iç açı 1 dış açıya eşitten burası A artı B. E şu A ile şu B'nin toplamı yine 2 iç açı 1 dış açıya eşitten burası da A artı B. Yani şu BD ile BE'nin eşit olduğunu da söyleyelim bir yandan. Alan ADC'yi 25 vermiş. Şuranın alanı 25. Bizden de alan A, B, E'yi istiyor. Şuradaki X diyelim bu alana. X'i istiyor. Bir de oran vermiş. BD, DC'nin 3 katıdır. Yani 5BD dediği için buraya 5K. 3DC dediği için de DC neresi? BD'ye de 3K yazıyorum. Burası 3K ise tabii bu da 3K. Şimdi arkadaşlar bakın şu üçgenle şunu da mavi yapayım. Şu mavi üçgen birbirine benzer. Çünkü neden? Açıları tıpatıp aynı. A, B, öbürününki de AB. E mecbur üçüncü açıları da eşit zaten. Peki bunların benzerlik oranı ne hocam? Bakın kırmızı üçgende B'nin karşısına 3 düşmüş. Mavi üçgende B'nin karşısına 5 düşmüş. Bu benzerlik oranları. Peki benzerlik oranının karesini aldığımda 9 bölü 25. Bu neydi? Alanların oranı. E hocam küçüğünün alanına X dedik. Büyüğünün alanı zaten 25. O zaman bunlar birbirine eşitse 25'ler gider. X de 9'a eşit olur. Cevap Denizli'den gelir. 16. sorumuzdayız. Paralellikler var. Şurada bir oran vermiş. Önce bir bu oranı yerleştirelim. Bakın 3 tane oran varsa 6, 4, 3. Ortak katı 12K diyor. 6 tane AD 12K ise 1 AD 2K olur. 4 DF 12K ise 1 DF 3K olur. 3FB 12K ise 1FB 4K olur. Şimdi başka ne diyor? Alan DEFK. DEFK'nın FBCK'ya oranı nedir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar bunlar paralelse bunların üçü de bu tarafı nasıl böldüyse bu tarafı da aynı bölecek. Yani burayı 2M, burayı 3M, burayı da 4M şeklinde bölecek. Şimdi bu soruyu 1 milyon farklı yolla çözebiliriz ama benim size öğrettiğim üçgende alan konusunu anlatırken konu anlatım videolarımda öğrettiğim pratik yolu yapalım. Şu en üstteki üçgenin alanı iki kenarı çarpıyorum bak K'ları M'leri görme 2 ile 2'yi çarp 4. Bunun içine 4A yazabiliyorum. Şimdi sıradaki üçgen bakın şu A, F, K üçgenine bakın. E hocam burası 5 burası da 5. 5 kere 5 25. 4'ü çıkart şuraya 21A yazıyorum. Şimdi en büyük üçgene gelelim. Hocam burası 9, burası 9. 9 kere 9 81. Şurası 25 olduğu için 81'den 25'i çıkartıyorum. 11'den 5 çıktı 6. 56. Şurası da 56A. Ve bakın ne istiyordu bizden? 21 bölü 56'yı istiyordu değil mi? 21 bölü 56.
7'ye böl 3, 7'ye böl 8. 3 bölü 8 Adana'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet Kobeller, bu videoyu da gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi, kendinize iyi bakın.